Huzuru hazrun, cemiyeti irfan, vakti sefai merdan. Haindir, münafıktır, dinsizdir şeytan. Şeytanın hainliğine, münafıklığına, dinsizliğine lanet. Rahmanın varlığına, birliğine hamdü bügayet. Bizleri izleyen, siz kıymetli izleyenlerime sağlıklar, sıhhatler, afiyetler diliyorum. Sizleri saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Evet kıymetli izleyenler sevgili dostlar. Hak dostum, hak diyerek başlayalım söze. Evet kıymetli dostlarım, sevgili izleyenler. Asırlardır bu milletin içinde Tep A'yı Sadıka isminde ecnebilerden de aileler yaşamışlardır. Can, mal, namus güvenliği içerisinde yaşamanın vermiş olduğu rahatlığı bizzat kendileri ifade etmişlerdir. Ama kitaplarında ama yaşadıkları hadiselerle. İşte bu hadiselerden bir tanesini ben de sizlere anlatmak istiyorum. Yahya efendi kendi halinde gönül dostu birisidir. Tersu Kusto Yahya Efendi'nin kadim dostu komşusudur. Kendisi İtalyan asıllı bir Ermenidir. Dededen itibaren İstanbul'da yaşayan İstanbul aşığı birisidir. Bir tebai sadıka mensubudur aynı zamanda. Yahya Efendi'nin komşusu, kadim dostu olan Terzi Kusto ve Yahya Efendi birbirlerinin aile dostudurlar aynı zamanda. Zaman zaman bir araya gelip sohbetler ederler. Yahya Efendi'nin ailesi aynı zamanda ahlaklı, ahkamlı, terbiyeli bir ailedir. Öyle ki mahallede hanımefendi, adeta mahallenin ham innesidir. Mahallede gençler, orta yaşlılar, kendi yaşındaki ihtiyar ihtiyarlar Yahya Efendi'nin eşine akıl danışmaya gelirler. Yahya Efendi'nin evi adeta bir huzur dergahı halindedir. Orada bütün olaylar sükunet içinde cereyan etmektedir. Yine böyle bir günde bir toplantı halinde sohbet ederken Yahya Efendi terzi kustoya "Ustam elbisenin yenisi mi iyidir, elbisenin eskisi mi iyidir?" der. Terzi kustu bu soruya çok şaşırmıştır. Ama "Yelbet yenisi iyidir." der. Yahya Efendi "Öyleyse elbisenin madem yenisi ise bize yeni bir elbise dik deyiverir. Terzi Kusto yıllardır böyle bir teklif için çaba sarf etmektedir. Çünkü çok sevdiği, çok saygı duyduğu komşusu yıllardır ilk defa Terzi Kusto'dan bir şey istemiştir. Bir elbise dikmesini istemiştir sevgili dostlar. Terzi Kusto hemen Yahya efendi için güzel bir elbise dikmeye başlar. Tabii Yahya Efendi'nin ölçüsünü aldıktan sonra. Yahya Efendi'ye dikilecek elbise o dükkanın en güzel, en kaliteli kumaşından seçilmiştir. İşçiliği ise işçiliğine Terzi Kusto son derece önem göstermektedir. Adeta yılların birikimini sadece bu elbise için gösterecektir sevgili dostlar. Yahya Efendi ilk defa Terzukusa'dan bir şey istemiştir. Terzukusa bu Yahya Efendi'nin istemiş olduğu çok güzel elbiseyi dikmeye başlar. Yahya Efendi'ye böyle o kadar güzel redin kot bir elbise diker sevgili dostlar ütülü, setre pantolonu, sıfır kalıplanmış fesile tam bir beyefendi ifadesini Yahya Bey'in üzerinde ifade etmek ister terzi Kusto. Elbise bittikten sonra elbise bitmiştir. Eğer dükkanıma kadar teşrif ederse kendisine bir kahve ikram edeceğim ve elbiseyi kendisine Takdim edeceğim der bir akşamüstü. Yahya Efendi bir gün ikindi namazından sonra geleceğim inşallah der. Ertesi gün Yahya Efendi ikindi namazından sonra ağır aksak adımlarla Terzi Kusto'nun dükkanına girer. Elbise bitmiş tertemiz askıda beklemektedir. Hemen terzi kusto elbiseyi askıdan alır. Yahya Efendi'nin sırtına giydirir. Yahya Efendi şöyle bir elbisenin yanlarını, ceketin yanlarını yoklar. Ustam bu ceketin cepleri yok mudur der. Büyük bir telaş içerisinde Terzi Usta vardır, vardır ama dikişlerini sökmeyi unutmuşum der. Yahya Efendi'nin sırtından hemen ceketi alır, oturur başlar ceketin yan ceplerinin dikişlerini sökmeye sevgili dostlar. Tam bu arada Terzi Kusto'nun eline cebin içerisinden bir kabarıklık denk gelir. Terzi Kusto elini ceketin cebine sokar. Çıkartır bakar ki ah ne görsün bir kese bir kadife kese içerisinde de para vardır kıymetli dostlar sevgili izleyenler. Çok şaşırmıştır acaba bunu oraya kim koydu? Çünkü günlerdir o elbiseye kendisinden başkasının eli değmemiştir. Bir elindeki keseye bakar, bir Yahya Efendi'ye bakar. Yahya Efendi tebessüm etmektedir. Keseyi Yahya Efendi'ye uzatır. Bu sizindir, biz bunu koymadık der. Yahya Efendi yok, hayır o benim değil. Ben bu elbiseyi ilk defa burada görüyorum. Sizin yanınızda görüyorum. Daha önce görmedim. Bu elbise içerisindeki kese benim olamaz der. Terzi Kuslu tüm ısrarlarına rağmen bir türlü Yahya Efendi'ye kabul ettiremez o kesenin kendisine ait olduğunu. Yahya Efendi bütün ısrarlarına rağmen kabul etmez. O para, o kese senindir, senin hakkındır der Terzi Kusto'ya. Terzi Kusto, göz yaşları içerisinde Yahya Efendi'ye döner. Ben Müslüman olmak istiyorum der. Yahya Efendi şaşkınlıkla "Peki ama niye böyle bir karar der?" Tarzukusto "Efendim, siz benden yıllarca hiçbir şey istemediniz. Sadece bir takım elbise dikmemi istediniz." Ben de seve seve bu takım elbiseyi diktim. Bu elbiseden asla para almayı düşünmüyordum. Fakat birkaç gün önce bir haber geldi. Daha evvel birinden borç aldığım arkadaşım çok zor duruma düşmüş. Ben de ki paranın yekününü istemekteydi. Benim de bu parayı ödeyecek durumum yoktu. Kendi kendime nasıl olsa birisi getirir inşallah diye düşünüyordum. Fakat gelmeyeceğini de bildiğim için kendi kendime hayflanıyordum. Siz benim kadim dostumsunuz. Siz bana çok iyilik yaptınız. Ancak ben size halimi arz etmedim. Ama siz anladınız. Böyle bir yola başvurdunuz. Böyle bir inceliği gerçek Müslüman yapabilir. Öyleyse ne yapayım? Böyle ince, böyle nazik, böyle kibar, böyle güzel davranışları insana yaşatan bir dinin mensubu olmayayım da ne yapayım? Evet kıymetli dostlar, hemen orası da Yahya Efendi'nin de teşvikiyle Terzi Kusto İslamiyetle müşerref olur Kıymetli dostlar, sevgili isteyenler. Önemli olan Yahya Efendi gibi yaşayıp etrafımıza Yahya Efendi gibi faydalı insan olabilmek, duyguların en iyisi olsa gerek. Değil mi dostlar? Efendim, Hazreti Mevlana'ya sormuşlar, aşk nedir diye. O da "Ben ol da bil, ben ol da bil." demiştir. Önemli olan işte şuracıkta hissedebilmek. Cenab-ı Hak Celle ve Azze bizlere burada hissedebilmeyi nasip ve müesser eylesin inşallah. Bugünlük de bu kadar. Yeniden görüşünceye dek her şey gönlünüzce olsun. Her ne kadar sulh için ettikse affola.